Biliyorsunuz bu güzide topraklar Türkiye'nin toplam kiraz üretiminin yaklaşık %12'si kiraz rekoltesine sahip yerler. Dünyaya baktığımızda yaklaşık yıl boyunca 2,5 milyon tonluk bir kiraz rekoltesinin olduğu, bunun da toplam %20 ile 25'i arasındaki kirazın Türkiye'de olduğu ve kiraz üretiminde 650 bin tonla Türkiye'nin birinci olduğunu biliyoruz. İlk sırada yer aldığını biliyoruz. Ancak maalesef bizim hemen akabimizdeki Amerika Birleşik Devletleri ve Şili kiraz üretiminde bizim yarımız oranında üretim yapmalarına rağmen dünya piyasasında ciddi anlamda fiyat avantajıyla gelir elde etmektedirler kirazdan. Geçen sene Şili'nin sadece kiraz kaleminden gerçekleştirdiği ihracat 1 milyar 50 milyon dolar. Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği kiraz ihracatındaki toplam katma değerli ürün olarak gelir elde ettiği rakam 150 milyon dolar. Yani Şili bizim yarımız oranında kiraz üretmiş. İkinci sırada, üçüncü sırada. Ancak toplam satışlardan elde ettiği kazanç bizim ihracatımızın yaklaşık 7 katı. Dolayısıyla biz burada bütün dünya üzerinde, Kuzey Yarımküre'de ilk kirazın çıktığı topraklarda şu anda bulunuyoruz. Kemal Paşa'nın Bağyurdu, Ören, Yiğitler, Sinancılar bu havzadan özellikle kirazın gerçekten de ilk çıktığı zamanlar bizim için çok önemli. Ve ilk çıktığı zaman Burlent dediğimiz, öyle böyle dediğimiz, Cristobalina dediğimiz cinsler çıkıyor kirazdan. Sonrasında Napolyon ve Salih Ziraat 9'ları yürüyoruz ama dönem itibariyle şu anda Burlent kirazları topluyoruz. Burlent'le birlikte ölü bölü dediğimiz erkenci kirazları topluyoruz. Ve yaklaşık bir haftadır yavaş yavaş bütün köylülerimiz, üreticilerimiz burada kiraz topluyorlar. 5000'den fazla kiraz üreticisi var Kemalpaşa Havzası'ndan. Ve Kemalpaşa bulunduğu konum itibariyle tarım, hayvancılık ve sanayi sektöründen gelişimini sağlıyor. Ve en fazla da %50'den fazla burada tarımdan insanlar gelirlerini sağlıyorlar. Bütün bir yıl boyunca gözümüz gibi baktığımız kirazlarımıza, 11 ay boyunca gözümüz gibi baktığımız kirazlarımıza bir ay boyunca, iki ay boyunca toplayarak pazarda hak ettiği değerde satmaya gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla ilk çıkan kirazlar hepimizin bildiği gibi iç piyasada, özellikle İstanbul hallerinde alıcı buluyorlar. Ama çok yakın bir zamanda ihracat başlayacak ve bugün biz şu haklı gururu yaşıyoruz. Topladığımız kirazlar ilk ihracata sevk edilecek. Hava yoluyla, uçakla Uzak Doğu'ya gidecek. Dolayısıyla hem Türkiye'de yetişen kirazın hem de Kuzey Yarımküre'de çıkan ilk kirazın ilk ihracatının yapıldığı yerdeyiz, topraklardayız. Bu bizim için Kemalpaşa adına, Kemalpaşa'mız adına mutluluk verici bir hadise. Ve amacımız buradaki üreticinin, çiftçinin hak ettiği oranda kirazını, satışını sağlamak ve elde ettiği kazancı daha da arttırabilmek. Amacımız bu. Biz yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır dünyanın dört bir yanına, bu Covid-19 vakasından önce tabii ki geçmiş yıllarda Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu birçok kıtaya ziyaret etme şansımız oldu. Oralarda ciddi alıcılarla görüşme şansımız oldu. Uluslararası pazarlara katıldık. Amacımız buradaki ihracatımızı, kirazımızı hak ettiği değere koyabilmekti. Geçen yıllarda başladığımız ihracatımız bu yıl yine özellikle Uzak Doğu'ya yapacağımız uçak sevkiyatıyla bugün itibariyle göndereceğimiz ürünler Uzak Doğu'da raflardan 2 gün, 3 gün sonra yerlerini alacak ve Kemalpaşa kirazı olacak. Biz burada özellikle altını çizerek söylüyoruz. Kemalpaşa Türkiye'nin toplam 650 bin ton Türkiye'de yetişen kirazın yaklaşık %12'sinin üretildiği, 75-80 bin ton kiraz rekoltesinin olduğu bir yıl boyunca inanılmaz güzel, verimli topraklara sahip bir havza. Ve biz istiyoruz ki Kemalpaşa kirazımız hem iç piyasada hem de özellikle uluslararası arenada hak ettiği yeri, değeri bulsun. Uluslararası arenada baktığımız zaman bizim arkamızdaki ülkelerin, ikinci, üçüncü, dördüncü sırada üretimde olan ülkelerin bizden kat ve kat daha fazla tarımda özellikle ve kirazdan daha fazla gelir elde ettiklerini görüyoruz. Bugün nüfusu ve yüz ölçümü bizim yaklaşık onda birimiz olan Hollanda gibi bir ülkeye baktığımızda, özellikle yüz ölçümü küçük olan bir ülkeye baktığımızda tarım konusunda inanılmaz derecede ihracat yaptıklarını, geçen yıl yaptıkları ihracat yaklaşık 160-170 milyar dolar sadece Hollanda'nın tarım ihracatı.
Hollanda dediğimiz ülke 550 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Türkiye'nin toplam ihracatı 160 milyar 7 milyar dolar. Ve biz sadece kirazla ilgili elde ettiğimiz gelir 150 milyon dolar. Dolayısıyla bunu arttırmak için bizim buradan bilinçli üreticilere, bilinçli üreticilerin bu işi layıkıyla yapan, iyi tarım uygulaması gerçekleştiren, şu an içinde bulunduğumuz topraklarda olduğu gibi bilinçli üreticilere, çiftçilere ihtiyacımız var. Onlara destek olmamız gerekiyor. Biz ne yapabiliyoruz? En büyük desteğimiz bu üreticilerimizin hak ettiği ürünleri yurt dışındaki pazarlara sunabilmek. Hak ettiği ürünlerin yurt dışı pazarlarda Kemalpaşa kirazı olarak raflarda, standlarda yerlerini almasını sağlamak. Şimdi biliyorsunuz yaklaşık 4-5 aydır bütün dünyayı sarmış olan bir COVID-19 vakası var. Ülkemizde de maalesef 11 Mart itibariyle yaklaşık 1,5 aydan beri günle gün vakaların arttığı, işte ölümlerin belli bir oranda seyrettiği bir virüs tehdidiyle, salgınla karşı karşıyayız. Ama biz diyoruz ki tarım varsa hayat var. Dolayısıyla bizim şu andaki en büyük ihtiyacımız bu tarımsal alanlardaki ürünlerin raflarda yer alması. Ve bu COVID-19'dan dolayı gerçekten de birçok sektör olumsuz etkilendi. Tarım da bunların başında geliyor. Ama biz buradan yurt dışındaki alıcılarla yaptığımız görüşmeler neticesinde şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün ve tarım uygulamalarının bir konsepti var. O konsept doğrultusunda burada tedbirlerimizi aldık. İşte bahçedeki arkadaşlarımız önlüklerini, eldivenlerini, maskelerini takmak suretiyle, öncesinden buraya geldiklerinde işte ateşlerin ölçülmesi suretiyle ve onlara düzenlediğimiz çizelgelerle her gün ateşlerin arkadaşlarımızın belli periyotlarda ölçüyoruz. Her birinin kullanım maskeleri var. Her birinin elinde eldivenleri var. Dolayısıyla bütün bu periyotlarda biz mümkün olabildiğince bu standartlarda hem bahçelerimizde hem de tesislerimizde sosyal mesafeyi de korumak kaydıyla, örneğin işte bir ağaçta maksimum iki kişinin çalışabileceği düzeni, tezgahlarda yine aynı şekilde çapraz 1,5-2 metre aralığında çalışacak arkadaşlarımız. Bunların hepsinin yönetmeliğini çıkarttık. Bahçelerdeki ve tesisteki arkadaşlarımız şu an bunlara çok intizamlı bir şekilde dikkat ediyorlar. Dolayısıyla bu konuda bir sıkıntı yok. Biz bütün şartlar ve standartlar dahilinde önlemlerimizi, tedbirlerimizi alıp yurt dışına sağlıklı ürünlerimizi gönderme niyetindeyiz ve yapıyoruz da bunu. Ve önümüzdeki günlerde hem Avrupa'da, hem Rusya'da, hem Uzak Doğu'da, hem Orta Doğu'da Türkiye'nin, özellikle Kemalpaşa'mızın kirazları raflarda yerlerini alacak. İhracata etkiliyor mu? Şu an için bir olumsuz etkisi yok. Çünkü yurt dışındaki alıcılar taleplerini bize ilettiler. Bu talepler devam ettiği sürece, tabii ki her yerde bir ekonomik kriz söz konusu, doğru. Birçok sektörü çok olumsuz etkiledi ama tarım sektörü biraz daha bu işin dışarısında. Çünkü insanların çoğu biliyorsunuz karantina döneminde evlerinde ve gıdalarına bakmak zorundalar, kendilerine bakmak zorundalar. Bağışıklık sistemini arttırmak zorundalar. Burada da kirazın birçok vitamin oranında katkısının, faydasının olduğunu biliyoruz. Hatta bazı ülkelerdeki alıcılar özellikle bizden kiraz istiyorlar. İşte turunçgilleri isteyen, limonu, portakalı isteyen firmalar, alıcılar özellikle kirazın da sezonu geldiğinde bağışıklık sistemini arttıracağı nitelikte olduğu için kiraz taleplerinin de bu anlamda olumlu seyrettiğini ben burada bütün üreticilerimize paylaşmak istiyorum. Tabii çok kolay bir sezon geçirmeyeceğiz. Her zamankinden daha farklı olacak ama bütün gerekli şartları, standartları yerine getirdiğimizde, sosyal mesafeyi koruyarak ilgili ekipmanları, işte maskedir, eldivendir, siperliktir koyduğumuz takdirde hem bahçelerimizde hem de tesislerimizde hem de bu işin ticaretini yapan arkadaşlarımız bu direktifler doğrultusunda hareket ettiklerinde biz bu COVID-19 salgınından az bir şekilde etkilenerek ihracatımızı gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum ki zaten bunu biz yaşıyoruz birkaç gündür. Bir sıkıntı olmadı. Gerekli tedbir önlemleri aldık. İhracattan şu anda üreticilerimiz gönlü ferah olsun. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Olacağınızı da çok fazla düşünmüyorum. O yüzden lütfen toprağınıza, ağacınıza iyi bakın. 11 ay boyunca baktığımız, gözümüz gibi baktığımız, çocuğumuz gibi baktığımız ağaçlarımız, kirazlarımız, merak etmeyin, onlar da bize bakacaklar. İyi bir sezon geçirmelerini diliyorum bütün üreticilerimize.